Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızda sıcak saatler yaşanıyor. 6 numaramız Mendy'yi Trabzon'a getiriyoruz bu gece inşallah. Herhangi bir problem olmazsa demeyeceğim Çünkü oyuncu e, saati belli, uçağa gitti. Her şey nerede, ne zaman inecek, kimlerle gelecek, biletler verildi. Her şey tamamlandı. Allah'ın izniyle artık Allah'ın izniyle Trabzon'a inecek oyuncu. Tabi Önemli detaylarımız var. Kap geldi. Canlında de önemli detay var. Artı kulübümüzden iki tane önemli bir açıklama yapıldı. Santofor'da üç tane isim var. Bir tane daha yeni isim eklendi. Kafalarda ciddi anlamda bir karışıklık oldu. Bütün bu detayları elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Canlı yayın yapmak istedik. İki kere problem oldu. Teknik arız oldu. Öncelikle kusura bakmayın diyorum. Ve bunun için de bir video yükleyeyim istedim kanala. Çünkü hani bir özel bir işimiz var. Bir yere gideceğiz. Onun için canlı yayın yapamayacağım tekrardan. Kusura bakmayın. Bugünlük böyle bir video yükleyeyim istedim kanalımıza. İnşallah hani e, e, biraz maçıp oldum bugün size. Hakkınızı helal edin. Teknik arızalar oldu. Kusura bakmayın. Ses kayması oldu. Görüntüde bir problem oldu derken canlı yayınlarımızı kanalımıza yükleyemedik. Şimdi tabii arkadaşlar gelinen noktada Trabzonspor takımımız Mendy'yi getiriyor. İyi bir altı numara mı? İyi bir altı numara. Gelecek vadeden de bir oyuncu. Allah için Trabzonspor takımımız gerçekten iyi bir altı numara getiriyor. Tabi biz izlediğimiz kadarıyla konuşuyoruz. Sukat ekibi hoca daha detaylı izlemişlerdir ve kesenin ağzını çok açtık. Bayağı zorladık oyuncuyu getirirken. Başkan çok büyük uğraşlar verdi. Büyük bir mücadele sergiledi bu konuda. Tabi ben Mandy transferinde emeğe geçen herkesi tebrik ederim. Mandy transferi ya Petkovic bir, mendi ki Bu iki transferde çok yoruldu kulübümüz. O, hoca yoruldu, başkan yönü yoruldu. Herkes çok yoruldu. Taraftar yoruldu, gazeteciler yoruldu. Herkes çok yoruldu. Ama sonuçta mutlu sonla bitti. Mendy ailesiyle beraber Trabzon'a geliyor. Bence iyi bir hamle yaptık. 6 numaraya getiriyoruz. Tabi arkadaşlar bakın Steven Arsate gelmek gibi bir durumu yok şu anda. O iş işte. Olmayacak oyuncu. Belçika'da yanlış hatırlamıyorsam ya Belçika'da kalacak ya da takımdan ayrılmayacak. Şimdi 8 numara getiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Benim öngörüm. Zorlanacağız son dakika kadar. Ee, neden diyorum bunu? Çünkü Berat, Mendy, Korbeliz, Bakasetas bu dörtlü üzerinden bir döndürebilir teknik direktörümüz. Berat'ın gelmesi her, olası bir 8 numara hamlesi yapılamazsa Burada bir sigorta görevimi görüyor diye öngörüyorum ben. Bu benim tamamıyla öngörüm. Acaba diyorum Berat'ı almamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi bu mu? Çünkü bakın şimdi Doğucan ayrıldı. Doğucan'ı Westerno takımına gönderdik. Karşılıklı feshedildi. Oyuncu 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. 600 bin euro kulübümüzün kasasına koyduk. 500 bin euro bonuslara bağlı olarak bir ödeme yapacaklar bize. Burada tabii ki de belli bir maç sayısı vardır. İşte şampiyonluk vardır. işte belirli bir işte Avrupa'ya giderse vardır. Kümede kalırsa vardır. Vardır da vardır. Oyuncu gol atarsa vardır. Vardır yani bu maddeler çeşitli yazılıyor. Ve artı bir sonraki satışından da %20 koyduk. Şimdi Doğucan'ın ayrılışıyla beraber tabi burada bir eksiklik oldu. Olası bir çünkü şurada bir hafta kaldı. Bakın bitti dedin transferi bitiremiyorsun. Olası bir problemde Senin gidip getirebileceğin bir oyuncu şu an için elde yok arkadaşlar. Bir Başakşehir'den Berkay'ın adı geldi. Deniz Türüç'ün adı geldi. Yerli anlamında ama oradan da o oyuncuları getirmek kolay değil. İkincisi Berat'ı getirdiklerinde şunu benim aklıma gel gelen şu arkadaşlar. Şimdi Korberis milli takım seviyesinde. Bir de şöyle bir detay var. Şimdi Korbelis dediğim için Fernandez Korbelis Koç artık kimse başkan ee, bir telefon görüşmesi yapıyor. Ee, birisiyle ve iki tane transferi sezon başında hatalı yaptık demiş ve bunu çıkıp yayında söylemişler. Bana göre doğru bir cümle değil. Bunu söylenmemesi gerekiyordu. Çıkıp yayında bunu da söylemişler. Yani başkan iki tane transfer itiraf etmiş gibi oldu yani çıkıp televizyonda. Yani oyuncunun kulağına gidebilir mi? Gidebilir. Korbelisten konu açıldığı için diyorum. Bu oyuncunun kim olduğunu bilmiyorum ama sanki Korbelis gibi geliyor bana. Bilmiyorum arkadaşlar. Tabii 8 numarada biliyorsunuz Hırvat oyuncu Basiç var. Toma Basic var. Bu isim 8 numarada alabilirsek bu ismi getirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Lazio bu oyuncu gerçekten vermek istiyor. Toma Basic Hırvat bir oyuncu. Olur mu olmaz mı orasını göreceğiz ama orta sahada en yakın isim sanki bu oyuncu gibi gözüküyor. Ama oyuncu da oradan bir türlü çıkmak istemiyor. Önemli olan detay buydu arkadaşlar. Şimdi Doğucan'dan böyle bir gelir elde ettik. Kulübümüz 1 milyar 1 milyar TL sermaye arttırımı açıkladı. Ben bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama önemli bir açıklamaydı. Kulübümüz tarafından tebrik ediyorum. Ertuğrul'dan iyi işler yapıyor. Bakın bir toparlanma var. Yüzümüz geliyor, neşemiz geliyor. İşte Trezegi antrenmana çıktı. Fernandez sahaya adımını attı. Bunlar hepimizi güldürüyor, neşelendiriyor. Tabii takımımızda yeni oyuncuların katılmasıyla rekabet ortamı oluyor. Hepimize bir heyecan. Mendi gelecek. Neler verecek? Oyuncunun performansı nasıl olacak? Bunların hepsi çok güzel detaylar. Tabii şimdi 3 tane de Santofor detayımız var. Onu da konuşacağız. Kap bildirimi geldi Doğucan'la alakalı. Mendi'nin kapında çok merak ediyorum. Başkan şunu da söylemiş. Gene e, televizyonda söylediler. Ben bekledim. Hata mı yaptım Mendi'de? İptal olur gibi oldu. Oradan 500 bin euro çektim aşağı demiş. Bunlar önemli şeyler. Güzel şeyler zaten. E, hani Tebrik ediyoruz tabii ki de. Burada başkan hakkını vermemiz gerekiyor. Artıları da söylememiz lazım. Eksileri de söylememiz lazım. Bir diğer detayım. Bir diğer detayım. Tabi ee, tabii Canini Semodu Arabistan'a transfer gündemde. Ve anlaştı haberleri geldi. Canini Semodu'nun Al Fateh takımıyla anlaştı haberleri geldi. Bu da bizim için çok önemli. Çok ciddi bir maliyetli olan bir oyuncuydu. Tabii biz buradan bir bon servis alacağız mı? Buradan bir kiralama bedeli alacağız mı? Yoksa direkt maaşından kurtuluyor muyuz? Bu da önemli bir detay. Çünkü Canin de iyi bir para kazanan oyuncular arasında. kullanamadım Canin'i gitse sevinirim. Kullanamadım Canin'i kaldıktan sonra bana hiçbir faydası yok. Kadroyu katamayacaksam hem yabancı kontenjanı aşağı çekiyorum hem de oyuncuyu gönderiyorum diye ben mutlu olurum arkadaşlar. Yöneticiler burada da doğru bir hamle yapıyorlar. Burada da tabii ki de önemliydi. Bakın içeride ciddi bir temizlik var. İçeride aynı şekilde gelen kaliteli oyuncular da var. Bence emin adımlarla yani finali yapacağız gibi geliyor. İnşallah şu Santofor'u da bekliyorum. Şimdi 3 tane Santofor var. Bunları da konuşarak canlı yayını pardon videomuzu kapatacağım. Bugün canlı yayını beceremedik. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Şimdi şimdi yeni bir isim. Şimdi ona çiğe geleceğim ama Emanuel Deniz. Kulüp Buruş, Köln, Watford, Nottingham Forest 14.8 milyon euro'ya bu oyuncuyu almış. Emonyal Denisi izledim. E, Nijeryalı mill takımda 8 tane maçı var. Yaşı 25, 1.75 boyunda. Kariyerinde 214 maçta 48 gol, 24 asist yapmış. Premier Lig'de geçen sene 19 maçta 2 gol, 2 asist yapmış. Toplam 715 dakika oynamış. 8 maçını forvet oynamış, 6 tanesini kanatta oynamış. Kulüp Brüjde en iyi sezonunu geçirmiş. Kulüp Brüjde oyuncu ciddi anlamda bir pat, parlama yapmış, patlama yapmış. 116 maçta 29 gol, 13 tane asist yapmış. Kariyerinde en iyi dönemini Kulüp Brüjde geçirmiş. Daha sonra zaten Nottingham Forest'e satılış gerçekleşmiş. Emmanuel Deniz, Galatasaray takımında bir bakan bu var. Yani 1.75 boyunda hani bakan buyu gözünüzün önüne getirin. Hem fizik anlamında hem oyun anlamında çok benziyor. Gerçekten çok benziyor. Ben Bakan Buya karşı oynadım bu arada. Hani iyi tanıyorum oyuncu. Çabuk, hızlı, arkaya koşan, bilekleri iyi. Ve Emmanuel Deniz'in ayaklarına çok hakim olduğunu söyleyebilirim. Hem sağ kanatta hem sol kanatta 10 numarada sıkışırsan ve Santofor'da zaten Santofor oynuyor. Ve Nottingham Forest bu oyuncuyu e, bu kadar maliyetli bir şekilde almış ve oradan ayrılması gündemde. Ve Trabzonspor takımımızda adı geçiyor. Yurt dışında çok önemli internet siteleri bu oyuncu Trabzonspor takımımızla anlaştı diye verdiler. Bu da önemli bir detaydı arkadaşlar. Şimdi e, şimdi tabi Onaço'ya gelelim. Onachu da 29 yaşında tecrübeli bir oyuncu ama Onachu'nun kariyerine baktığım zaman Midland, Gent, işte Sampton gibi takımlarda oynamış ve e, Nijermi takımının oyuncusu gene Onaçu. 29 yaşında gerçekten çok güçlü bir santofor. Geçen sene Genk'te e, oyuncunun yapmış olduğu işler çok önemli. Geçen sene Genk'te 16 tane gol attı oyun adam. Belçika Ligi'nde 16 tane golü var. Hava hakimiyeti çok iyi ama yerden de bir o kadar sıkıntılı. Yani ona çiğ kanatlarının kullandığı takdirde yani ben bir stoper olarak söylüyorum. Böyle bir santoforla boğuşmak çok zor. Ben ben hani oynadım bu santoforlarla. Bu kadar güçlüsü oynadığımı düşünmüyorum ama 1.95, 1.96 gibi oyuncularla oynadım. İşte e, zorlar stoperleri ama Onaci'nin böyle videolarına bakıyorum. Twitter'da da yazdım yani. Çok diyorum ulan gollerine bakıyorum. Atıyor, atıyor, atıyor. Bir yerde bir top kontrolü var. Bir yerde bir ayağın altından kaçırışı var. Bir yerde topu alıp önüne avantaj sağlayıcı yerde alıyor. Test tarafa götürüyor. Yani o, o ritmi biraz bozuk gibi geliyor bana. Yani neyle karşılaşacağımızı inanın kestiremiyorum Onaci'de. Onaci değil bir santofor. Kariyerli bir santofor. Zaten hani oyuncunun 18 milyon euro almış bir bonservis değeri var. Sampton takımı 18 milyon euro vermiş arkadaşlar. Ve önemli bir değer. Nijerya mil takımında 19 tane maçı var. Önemli bir oyuncu. Bunu tabi de söylemek istedim. Toma Basici Lazio satmak istiyor 8 numara. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, tabi oyuncu oradan çok fazla ayrılmak istemiyor gibi bir durum var. Bir diğer detay da tabi çok fazla sordunuz canlı yayınımda özellikle. Nikolaos Pepe. Bu oyuncu ile alakalı bilgi sahibi değilim çok fazla. Ama menajerler son dakika bu oyuncuyu tavsiye etmişler kulübümüze ve getirebiliriz demişler ilgilenirsen. Arsenal'ın Santor, Nikolos Pepe gelirse tabi tadından yenmez. O ayrı bir konu. Ama son dakika Santofor ibresi nereye dönecek ben de çok merak ediyorum. Trabzonspor takımımızda bu ibre nereye dönecek hepimiz merak ediyoruz. Ama bu gece bana göre çok güzel bir gece. Mendi Trabzonspor takımımız getiriyor. Uzun bir aradan sonra Mendy transferini açıklayacak olması kulübümüzün beni heyecanlandırdı. Özellikle yapmış olduğu paylaşımı görmüşsünüzdür. Bir uçak resmi var uçak gidiyor. Mendi geliyor yani arkadaşlar. Mendi açıkladılar yani bu şekilde. Güzel bir video gelir. Mendi iyi bir önlü bu ara. Gerçekten iyi bir önlü bu ara. İnşallah hem fayda sağlar hem de satışında iyi paralar kazanabileceğimiz bu potansiyele sahip bir oyuncu. Suka tekiminin, hocanın yönetimin ısrarla istemesi sezon başında tek, hocamızın şunu, başkanımız şunu söylemişti. 2 milyon euro gibi bir e, 2 milyon euro gibi bir bonservis üstüne paralar vermeyeceğiz dediği yerde Söylenene göre 5,5 milyon eurolar verildi. Oyuncu yani baya bir yatırım yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Kazasız belasız. İnşallah karşılığını alırız arkadaşlar. Mende transfer e hayırlı olsun. Canlı yapamayacağım için bir video yükleyin bari dedim. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.